Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi mülhimis sabri lil muhlisine min ibadihi. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin mübidi şirki bi azmihi ve sadadihi. Ahmedullahi teala ve estağfiruhu ve eşhüde en la ilahe illallahü emere bis sabri fis sarrahi ve darrahi. Ve eşhüde enne Muhammeden Resulullahi bil hakkı külle belayin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'du feya ibadallahu husikum bi takvallahi ve taatihi innallahe ma'allezinettekav vellezinehum muhsinun. Kalallahu teala fi muhkemi kitabihil kerim euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْلُوا دَلُّوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette kafirlerdir. Onlar başka insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve zalimlerdir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlara Allah asla mağfiret etmez. Onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Dünyada yaşayan insanlar iki gruba ayrılırlar. Bir, Allah'a ulaşmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Talepleri bu olanlar. İki, dilemeyenler. Cennetin ve cehennemin ayrımını Allah Teala burada kesin bir çizgiyle yapıyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu Allah'a ait olduğu emanet olarak Allah'ın ona verdiği ruhunu, onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmayı dilemezse, ulaştırmak gibi bir niyetin sahibi değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Kur'an'ın koyduğu kaideler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan küfürdedir, dalalettedir. Böyle bir insanın gideceği yer cehennemdir. O kişi tağutun, yani insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'ın kulu değildir. Tağutun insan ve cin şeytanların dostudur. Allah'ın dostu değildir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olan birisidir. Bu kadar çok muhteva sadece o kişinin bir dileğin sahibi olmamasına bağlı Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar da iki grup oluştururlar. Birinci grupta o insan Allah'a ulaşmayı dilemez. Belki konunun öneminin farkında bile değildir. Ama bir kastin sahibi değildir. Nasıl bir kastin? Başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak gibi bir kastin, bir hedefin sahibi değildir. İşte Allah Teala'nın uzak dalalet içinde vasıflandırdığı insanlar kendileri ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Üzerlerine 12 defa farz kılınmasına rağmen ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Yetmez.
başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. İşte söz konusu olan, hutbemizin konusunu teşkil eden Nisa suresinin 167, 168 ve 169 numaralı ayetleri bu konuyla alakalıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki muhakkak surette kafirlerdir. Neden kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kafirler. Dileselerdi ne olacaklardı? Dileselerdi mümin olmak şerefine ereceklerdi. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah Teala buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a yönel. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile, Allah'a yönel. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim ümmetim açık şirkten beridir. Açık şirk hiçbir zaman benim ümmetim tarafından tahakkuk edilmez, tahakkuk ettirilmez. Benim ümmetim açık şirke düşmez, putlara tapmaz. Ama diyor, gizli şirkten korkarım diyor. Gizli şirk. Nedir gizli şirk? İşte şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söyledik. 32. ayet-i kerimede Allah Teala gizli şirkin ne olduğunu açıklıyor. Ne demişti? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Öyleyse bugün yapılan incelemeler 72 ayrı inanç grubu tespit etmiş durumdalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğu zaman dünya kaç gruba ayrılacak, kaç grup inanç çeşidi ulaşacak diye diyor ki 73. Peki ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkadan sadece gerçekten bir tanesi mi kurtulacak? Bir tanesi kurtulacak. Adı Fırka-i Naciye. Peki özellikleri ne? Özellikleri sizlerin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ne gördük? Şirkte olan insanların vasfını gördük. 73 fırkanın 72'si bir tarafta, ellerindekiyle ferahlanan ayrı ayrı gruplara ayrılmış olanlar, ama bir tanesi 73.'sü Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne gördük? Bir fırka, bir de fırkalara ayrılan geri kalan hepsi. Sadece iki tane grup oluşuyor. Bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. Kur'an-ı Kerim burada münip kelimesini kullanıyor, enübi kelimesini kullanıyor, yünüp kelimesini kullanıyor. Hepsi Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Başka ayetlerde de aminü kelimesini kullanmış. Aminü kelimesinin buradaki vasfı Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmak. Bir kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe, bir başka ifadeyle ölmeden evvel ölmeyi dilemedikçe Allah onları mümin kabul etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesinde söylediği şey neydi? Ölmeden evvel ölün ki ey sahabe, Allah size
sonsuz mükafatlar versin size, 700 katını versin kazandıklarınızın diyor. Ölmeden evvel ölmek. Ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak. Ölmeden evvel. İşte kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a doğru yola çıkarsa o ruh seviyenin üzerindedir. Allah'a ulaştıracak olan yolun üzerindedir. Peki hutbemizin konusunu teşkil eden Nisa 167'de Allah Teala ne diyor? Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve onlar muhakkak ki Allah'ın yolundan, sebilden men ederler. İnsanların sebile ulaşmasına mani olurlar diyor. Onlar diyor uzak bir delalet içindedirler. İnsanların ruhlarını sebile ulaştırmasına, sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani oluyor bir takım insanlar. İşte o insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar sadece dalalette değil, uzak bir dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Allah Teala hidayet üzere olmanın temel vasfını Allah'a ulaşmayı dilemek standartında vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece dileyen hidayet üzere olur. Dilemeyen, dilemediği sürece dalalette kalmaya mahkumdur. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah dalalette bırakır. Ama diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedir ve dilemedikleri sürece Allah onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemediği halde hiç kimseyi Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileme noktasına getirmez. İnsanlar kendi iradeleriyle, kendi iradelerini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onların Allah'a ulaşmayı dilemesini tahakkuk ettirmez. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkat edin. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa çıkacaktır. Ama dikkat edin ki ikinci basamakta olayları değerlendirdiğiniz zaman Allah Teala insanların büyük kısmını seçer. %90'ından fazlası insanların Allah Teala tarafından seçilir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemeleri için bir gruba alınırlar insanların çoğu. Bu %90'dan daha fazla çoğunluk kimlerdir? Gene henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Ama dikkat edin onlardan başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanları burada hesaba katılmamıştır. Onlar seçilmemiştir. Seçilmeyenler, Allah Teala tarafından seçilmeyen insanlar, başka insanları Allah yolundan men eden insanlar, Kur'an-ı Kerim'de birkaç isimle anılıyorlar. Allah Teala diyor ki onların kalplerinde hastalık vardır, maraz vardır diyor Allah Teala. Kendileri Allah'a ulaşmayı dinemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlar için Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların kalplerinde maraz vardır diyor, hastalık vardır diyor. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu insanların müteşabih ayetlerin arkasına saklanarak başka insanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için özellikle o ayetleri yoruma tabi tuttuklarını ifade ediyor. Bir kısım insanlar
Allah'ın müteşabih ayetlerini öyle bir yoruma tabi tutuyorlar ki bu yorumla insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyorlar. Bu insanlar da Allah-u Teala'nın yolundan men edenlerdir. Öyleyse Allah'ın yolundan men eden insanlar çeşitli hüviyetlerde görünüyor ve bu men edenler için Allah-u Teala onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. O kadar mı? Devam ediyor Allah-u Teala. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor. Tamam, kafir oldukları kesin. Ama neden zalimler? Çünkü başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Mani oldukları için zalimler diyor Allah-u Teala onlara. Bu insanlar başka insanlara zulmediyorlar. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oldukları için. Bu insanlar kendilerine zulmediyorlar. Neden? Başkasına zulmeden kişi neden kendisine de zulmetmiştir? Çünkü kim başkasına zulmederse derecat kaybeder. Sevgili kardeşlerim, kim derecat kaybederse o kişi kendisine zulmetmiştir. Derecat kaybettiren bütün fiilleriniz zulüm adını alır. Kendinize zulmediyorsunuz. Bu zulmünüz eğer başkalarının da muhtevasını alıyorsa, onları Allah yolundan men ediyorsa, onlara da zulmediyorsunuz. Öyleyse kim başka birisine zulmederse, derecat kaybedeceği için aynı zamanda kendisine de zulmeder. Şimdi bu başka insanları Allah'ın yolundan ayıran bu insanların Allah ile olan ilişkilerine geliyoruz. Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah onlara mağfiret etmez, yani onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verecek ve o kişinin bütün günahlarını örtecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre. Ne yapacakmış Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahlarını örtecekmiş. Onlara üstelik 7 tane furkan vererek. Yani onların kör olan gözlerini açacak, Allah Teala görür hale getirecek. Sağır olan kulaklarını açacak, işitir hale gelecek, işittirir hale getirecek onu ve o kişinin kalbinin mührünü açacak, kalbindeki ekinleti alacak, yerine ifat koyacak ve o kişinin kalbini idrak eder noktaya getirecek Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın vücuda getirdiği şey, o kişi Allah'ın yolundaysa ona yardım etmek. O kişiye 7 tane furkan vermek, kör, sağır ve dilsiz olan ve de idraksız olan bir kişiyi idrak eder hale getirmek. Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Bu sırada da onun günahlarının 7 tane furkanın her birinde 7'de birini örterek o kişinin günahlarını tamamen örtmek. Örterse ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşmış olur. Çünkü bütün günahları örtülmüştür. Ölçüsü ne? Ölçüsü cennet. Sadece iki türlü insan yaşar. Günahları sevaplarından fazla olanlar, gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Sevapları günahlarından fazla olanlar, onların da gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ve oraya giren, ne cehenneme giren çıkıp da cennete girebilir, ne cennete giren çıkıp da cehenneme girebilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ölçüleri açık ve kesin ölçüler, Kur'an ölçüleri. Şimdi eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? Allah ona furkanlar verecekti, Allah onu mürşidine ulaştıracaktı, kişi tabiyetini gerçekleştirecekti.
ve sonra ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacaktı. Mürşidine ulaştığı zaman ne yapacaktı Allah Teala? Onun günahlarını sevaba çevirecekti. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesinin Kur'an'daki adı mağfirettir. Allah'ın mağfiret etmesi. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar mürşitlerine ulaşacaklardır. Sadece onların günahları sevaba çevrilecektir. Allah onlara böylece mağfiret edecektir. Ama kimler kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları halde başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engellerlerse Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Peki başka ne diyor? Onları asla tarika ulaştırmaz diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onun kalbindeki talebi işitecektir, bilecektir ve görecektir. Görür görmez Rahim Esması'yla tecelliye başlayacaktır. Ve bu Rahim Esması'yla tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki gıçaveti, kulaklarındaki vakrayı alacaktır ve işitme hassasının mührünü açacaktır. Kalplerindeki mührü açacaktır, kalplerindeki ekinleti alacaktır, yerine ihfat koyacaktır. Bunları yaparken de 7 tane furkan verecektir kişiye. Sonra mı? Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbini Allah'a çevirecektir. Sonra Allah Teala o kişiye ulaşarak onun göğsünden kalbini, göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Ve kişi zikir yapınca Allah'tan gelen rahmet nurları o kişinin kalbine gelip yerleşecektir. %2 çevresinde o zaman kişi huşuya ulaşacaktır. Huşuya ulaşan kişi bir imkanın sahibidir. Allah Teala sadece huşuya ulaşanlar için mürşitlerini Allah'tan sorma imkanı getiriyor. Eğer kişi huşuya ulaşamazsa mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibi değildir. O kişi hiçbir şekilde mürşidine ulaşamaz. Herhangi bir mürşide, hatta devrin imamına ulaşsa bile Allah'a ulaşmayı dilemediği için tabiyetinin kabul edilmesi Allah Teala tarafından mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın açık hükümleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar 14. basamakta Allah'ın o kişiye gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip tabiyetlerini gerçekleştirirler. Ve o zaman onların ruhları vücutlarından ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Allah'a ulaşmak için yola çıkmış olur ruh. Mürşide ulaşıldığında o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Günahlarını Allah mağfiret eder. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelerek Mümin Suresinin 14. ayet kelimesi, 15. ayet kelimesi gereğince o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, Allah'a doğru yola çık emri gelir. Ve kişi mürşidinin dergahına ulaşır, o kişinin ruhu oradan da ana dergaha ulaşıp oradan seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'a doğru yola çıkar. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Yani onlar bir mürşide ulaşsalar da
ulaşmaları kabul edilmez. Onların günahları asla sevaba çevrilmez. Sonra ne diyor Allah Teala? Allah onları onlara tarike ulaştırmaz. Tarike müstakime ulaştırmaz. Ne zaman ulaştırıyor? Tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Birinci sebil ana dergaha ulaşıyor. Oradan da gök katlarını aşmak üzere altın kapıdan dışarıya çıkarak diğer ruhlarla beraber bir sağdan sola ulaşan saf oluşturuyorlar. Ayakta olan insan ruhlarından oluşan, aynı hizada duran ve yukarıya doğru beraberce yükselen bir saf. İşte onlar için hiçbir zaman bunlar mümkün değildir. Allah'a doğru altın kapıdan çıkarak yükselmeye başladıkları andan itibaren o insanlar tarik-i müstakim üzerindedir. Allah Teala bu ayette Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem tarikine ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetleri. Bu ayetleri sizlere sunmaktan maksadımız Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de aslında iki tane temel grup oluşturduklarını, bir kısmının sadece Allah'a ulaşmayı dilemediklerini ama ikinci kısmının Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan men ettiklerini, Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olduklarını ifade ediyor Allah Teala. İşte asıl kaybedenler bu insanlardır. Onlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremeyeceklerdir. Bu dünyadaki hayatlarını bir zulüm içerisinde, mutsuzluk içerisinde geçirmekte kalmayacak. Kıyametten sonra da sonsuza kadar bir cehennem hayatı yaşayacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyeti bu kadar önemli bir müessesedir. Ve de kim insanların Allah'a ulaşmasına mani olursa, onları Allah'a ulaşmayı dilemekten ve Allah'a ulaşmaktan men ederse, men eden bu insanlar Allah-u Teala tarafından lanetlenmişlerdir. Kimdir lanetlenenler? Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Diyor ki Allah Teala cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz bu insanlar yüzünden yolumuzdan saptık. Kim bu insanlar? Devrimizin büyükleri ve saadatları. Devrimizin küberası ve saadatları. Kübera büyükler demek. Saadatlar da her konunun ileri gelenleri. Din konusunun ileri gelenleri. Onlara itaat ettik. Büyüklere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle diyor Allah Teala. O insanlar Allah Teala'ya böyle yalvarıyorlar. Biz devrimizin küberasına ve saadatlarına uyduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onları en büyük lanetinle lanetle ve onlara iki kat azap ver. Neden? Üzerlerinde lanet oluştu insanların. Ve Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde
Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'ılaştırmasını emrettiği şeyi Allah'ılaştırmazlar. Başka insanların da ulaştırmasına mani olurlar. Allah'ın laneti onların üzerindir diyor Allah Teala. Rad suresi 25. ayet-i kerime. Kimdir lanet alanlar? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri yetmezmiş gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini ve Allah'a ulaşmasını engelleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı dileyecektir, mutlak kurtuluşa ulaşacaktır ya da dilemeyecektir. O zaman da kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Sadece bir ayet-i kerime verelim. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Neymiş bu insanların günahı? Kabahati ne? Allah'a ulaşmayı bilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş o kadar kolay bir şey ki Allah Teala bütün insanlara o kadar kolaylaştırmış ki bunu. Sadece şunu söylüyor: ey insanlar diyor, cehennemimden kurtulmak mı istiyorsanız o zaman bir tek şey yapacaksınız. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi? Bu olay bitti diyor. Çünkü diyor, dilediğiniz andan itibaren ben sizi kontrolümün altına alacağım. Şeytanın sizi yoldan çıkarmasına kesin olarak mani olacağım. Ta ki ruhunuzu siz hayattayken bana ulaştırdığınız o 21. basamağa kadar ben sizi korumam altına alacağım ve mutlaka bunları gerçekleştireceğim. Siz diyor ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız. Siz ruhunuzu bana ulaştırmayı sadece dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda ben onu göreceğim, işiteceğim, bileceğim diyor Allah Teala. Ve Rabbimiz fasilet tecelliye başlayacağım size. Ta ki ruhunuzu bana ulaştırdığınız güne kadar ben sizi kontrolüm altında tutacağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. Siz yapmayacaksınız. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Şu dünya üzerindeki dizayn içerisinde acaba daha kolay ne var sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek: Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve bu bir tek dileğin arkasından kişinin Allah'ın cennetine mutlak olarak Allah Teala tarafından ulaştırılması, hem de Allah'a ulaşmayı dilediği an, bu kişi dildikten sonra ölürse birinci kat cennet, eğer mürşidine ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennet, dünya saadetinin de yarısı. Sizler bunu elde etmeyeceksiniz. Allah sizi buna, Allah size bunu, bunları hediye ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Seçim sizlerin. Ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, paşa paşa cehenneme gideceksiniz ya da dileyeceksiniz. O zaman da kurtuluşunuz Allah tarafından garanti ediliyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşma dilekleriyle hem Allah'ın cennetine ulaştırmasını hem de dünya saadetine sizleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Ettâibi minezzem bi kemennâ zemmelâ. Estağfurullahil azîm ve etûbî ileyh. Ve eselullâhe li ve lekümü tevfik. Ela inna hasenâ kilâme merdegan nizam. Kelâmullâhil melikil azîzî allâm. Kemâ gâlellâhi tebâreke ve teâlâ fil kelâm. Ve izâ kuriyel Kur'an-ı feslemû nehu ensitû leallekum terhamûn. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âminusbiru ve sabiru ve râbitu ve tekullâhi leallekum tuflihûn. Elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tazimen li nebihi ve takrimen li şan-ı safihi. Fekale azze ve celle min kailin muhbiren ve amira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âminu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'in neke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'in neke hamidun mecid. Allahümme verda anil erbatin ve fayi. Seyyidine Ebu Bekir'in ve Ömer'e ve Osman'e ve Ali'in zemesi tüfer ve fayi. Ve bakiyetin aşiretin mübeşereti ala beydin Mustafa. Ve anil esar ve macirine ve tabiine ila yevmil cezai. Allahümme mağfir lil müminine vel müminati vel müslimine vel müslimat. El ahyai minhum vel emmat. Bir rahmetike ya erhamen rahimin. Esselamün ala mürselin. Esselametün alil hazirin. İlâ yevmiddin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha anil fahşâyi vel münkeri vel bâyi ye'üzüküm leallekum tezekkerûn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.